arkadaşlar merhaba. Bugün boks torbasında teknikleri çalışacağız. Boks torbasında tekniğimizi nasıl geliştiririz vesaire bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi özellikle bu şeyi seçmemin nedeni şunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Boks torbasıyla kickboks torbası iki farklı branş içindir. Yani birisi kickboks, Muay Thai vesaire yani tekmeli branşlarda ama boksta küçük ve hareketlidir. Yani hareketli olmak zorunda. Çünkü boksta ayak oyunları olmadan boks olmaz. Şimdi bu torbada da boks tekniği çalışabiliriz. Ama bu torbada daha çok kuvvet arttırabiliriz. Ama boks torbasında tekniğimizi biraz daha hızlı geliştirebiliriz. Yani daha verim alabiliriz. Şimdi beraber yapalım. Dans ediyoruz. Dans ediyorum. Bakın torbaya vurdum. Bakın torbaya vurduğumda sallanıyor. Yani aslında maçtaki gibi bir görüntü çıkıyor karşıma. Bu torbaya yaptığımda gördüğünüz gibi sallanıyor. Şimdi bakın bu torbaya vurduğumda ağır olduğu için fazla da hareket etmiyor. O nedir? Benim boks torbası bana gerekiyor. Ve boks torbasında da bakın göbek hizasına kadar altı geldi mi yeter. Yani çok aşağıda olmaması gerekiyor. Bazen izliyorum. Ben çünkü araştırmayı da seven biri olduğum için bazen izliyorum adam aşağı göbeğe kadar şey yapmış torbaya hep bu şekilde vuruyor. Yok. Boks torbası yukarı seviyede olacak ki sen vurduğunda kendi boyuna göre örneğin bu hemen diyafram çizgisine geliyor denk. Ben bu torbada çalışıyorum da kendi boyumla biriyle maç yapmış gibi çalışıyorum ve kendimi daha iyi geliştiriyorum ve en önemli etkeni de şu sallanmaz çünkü maçta rakibim sabit durmayacak. Evet şimdi başlayalım. Bakın dans ederken de ileri geri yani iki çeşit dansımız vardır. Biri duran, ötekisi de hareketli. Boksta çok kasmanıza gerek yok. İlla ki bazen oluyor ya da şahit oluyorum. Böyle yapıyor, kasıyor böyle. Ya rahat ol kardeşim sen antrenman yapıyorsun. Kasları ne kadar rahat bırakırsanız performansı da o kadar iyi olur. Evet şimdi dans edelim. Sol vuralı. Sol sağ direk sol kroşe. Çalıştığımızda tekniği bu şekilde geliştirebiliriz. Şimdi bu torbada birçok çalışma yapılabilir. Eskidir örnek gardımı alıyorum. Bakın vuruyorum. Ben bu şekilde yaptığımda omuzlarımı daha rahat kullanıyorum. Çünkü rakiple mücadele ettiğimde bakın boksta omuz önemli. Burada da bunu çalışabiliriz. Sallanmasından faydalanıp bakın sağa getiriyorum, sağ omuzu uzatıyorum, sola sol uzatıyorum, sağa. Yani her iki omuzumu da alıştırıyorum çünkü ben maç yaptığımda kısa mesafeye geçtiğimde işime yarayacak arkadaşlar. O yüzden bu torbada bunu yapmak katkı sağlar. Şimdi boks torbasında teknik çalıştığımda birçok yönü var arkadaşlar. Ama benim ne yapmam gerekiyor?
Bunu örnek şekilde anlatmaya çalışayım. Direkt sol sağ direkt yumrukların iyi. Sol sağ kroşem kötü. Birçok kişinin yaptığı hatalardan, yani benim kendi görüşüm bu. Tabii ki eksik yönünü de çalışacak ama iyi olan yönünü de paslanmaması için tekrar yapması gerek. Yani ben tamam sol sağ direkt güzel, ben onu yapmıyorum sadece kroşe. Değil. Ne yaparım? %70 kroşe ağırlık veririm ama direğin de geri gitmemesi için çalışmam gerekiyor. Boksta sürekli tekrar yapmamız gerekiyor kendimizi geliştirmek için. Evet, şimdi omuzla devam edelim. Bakın, karnımı aldım, bakın torbayı tutuyorum geçse. İtiyorum, bakın. Az önce sol omuzda tuttum, şimdi sağ omuzda. Bakın, şu şekilde yapıyorum. Uzatıyorum ve torbaya yanaştığım için fırlattığımda mutlaka geri gelecek ve omuzumu kullandım. Torba bana geri gelmeden 4-5 tane yumruk saydırıyorum. Sonra geldiğinde sarılıyorum ama sağ sol omuzumu kullanarak. Ve bu şekilde. Bakın dikkat edin. Eskilerimde geliştirebilirim. Neden? Çünkü torba zaten gidip geliyor. Bakın. Geliyor, omuzumla itiyorum. Geliyor, omuzumla itiyorum. Hatta. Gönderiyorum. Birkaç tane yumruk vurdum ve geri geliyor. Yine omuzumu kullanarak çalışıyorum. Torbada, boks torbasında bu şekilde teknik çalışabiliriz. Bu torbalarda genelde direk ve kroşe yumruklar kullanırız. Aparkatı, yani çok eski olduğumuzda işte uçlara hafif çalışmak için, ama o da teknik yaptığınızda yapmamız gerekiyor. Ama tutup sert bir şekilde altta aparkat sakın çalışmayın. Çünkü bileğinizi sakatlarsınız. Yani bunu ben de bakayım. Çünkü torbalar devamlı vurduğumuz için altı sertleşiyor. Bir de altına vurduğumuzda sıkıntı yaşarız. Evet. Bir de bir başka konu, bu torbalarda hani en son yaptığım gibi hızla çalışabiliriz. Hızı da az önceki gibi. Hızla vuruyorum. Torba gidiyor, gelmeden bir daha. Yani torbayı hiç gün yüzü göstermiyor. Hep eğri bir şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde boks torbasında teknik çalışabilirsiniz. Sadece şuna dikkat edin, ya da benim sizlere tavsiyem, round'lu yapın. Round yapmadığımızda bir 2-3 dakika çalışırız. Sonra yorulduğumuzda bırakırız. Ama round olduğunda ne zaman biteceğini, ne kadar saniye, ne kadar dakika yapacağımı bildiğim için daha iyi konsantre olur ve daha iyi çalışır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu telefonların hemen hemen çoğunda var round süreleri vesaire. Ayarlıyorsun. Bizde salonda profesyonel round saati var ama evinde çalıştığınız zaman telefonu kurup örneğin 2 dakikada 12 round, arada 30 saniye dinlenme ya da 5 round 3 dakika yapabilirsiniz. Ama mutlaka roundlu yapın. Çünkü antrenmanda bir programınız olsun. Yani şunu yapmanızı sakıncalı buluyorum. Ya ben 5 dakikam var, biraz çalışayım gidin. Yok arkadaşlar, o sakatlar sizi. Çünkü ne olursa olsun programlı olsun. Bu sizi daha çok iyi geliştirir. Evet arkadaşlar,
Bu şekilde boks torbasında çalışabilirsiniz. Bir de şunu da söyleyeyim. Ben zaten kurduğum salonda yıllardır ders veriyorum. Özel ders mesela. Bu YouTube aracılığıyla da katıl butonumuz oluştu. Birçoğunuz artık biliyordur. Bu katıl butonu ile de ben şu anda 3 tane video yükledim ve detaylı bir şekilde anlattım. Hani tabii ki normal abonelerimizi de ihmal etmiyorum ama orada da özel ders tadında aylık sadece 25 lira karşılığında ben eğitimler vereceğim. Yani üyelere özel videolar hazırlayacağım. Şu anda sadece 3 tane video hazırladım. İşte boksta detaylı bir şekilde sol sağ direk, sol sağ parkat ve sol sağ kroşe. Birkaç yani bir belli bir seviyeye geldiğimizde yani o paketi satın alan arkadaşlar o 3 tane videodan faydalanacak. Bu sadece üyelere yani katıl butonuna özel yapılan videolar. Daha sonra da burada verdiğim dersler gibi yani boksta işte temel nasıl bir antrenman yolu yapacağız, nasıl bir antrenman yapacağız. İleride de yine videolar, haftalık programlar ve bütün o katıl butonuna üye olan arkadaşlarımızın programlarını ben takip edeceğim. Hatta gelişimlerini de takip edeceğim. Çünkü hani ben zaten bu eğitimi veriyorum ama tabii ki eğitmenlik yapacağım onlara. O yüzden takip edeceğim bizzat. Ve belirli günler online yayın açıp sadece o üyelere özel onların sorularını cevaplayacağım. Beslenme olsun, antrenman olsun, gelişim olsun. Sorularını cevaplayacağım ve arada da beraber online antrenman yapacağız. Bu YouTube aracılığıyla olur. Büyük ihtimalle YouTube'dan yine online yapacağız ama üyelere özel ya da başka bir Zoom falan yani o tarz şeyleri de kullanabiliriz. Yani kısacası özel ders de vermeye başlayacağım. Özel ders tadında diyelim. Bunu da aylık 25 lira karşılığında üyelerimiz bu haklara sahip olacaklar. Ve onlara çeşitli sürprizler de yapacağım. Hani şu şekilde istiyorum. Hani Iğdır'dan bir arkadaşım ya da Kars'tan ya da Ağrı'dan ya da ne bileyim başka bir bölgeden bir arkadaşım oraya katıldığında hani bir spor salonuna gitmiş gibi boksu öğrensin istiyorum. Ve elinden geldiğince de yardımcı olacağım. Hatta bir WhatsApp grubu kurup onlara günlük beslenme ile ilgili yazılar falan da yazacağım. Bu şekilde katıl butonunu aktifleştirdim. İsteyen olursa gelsin. 25 lira da çok hani gerçi ülkemizde biraz ekonomik sıkıntılar yaşıyor ama çok da büyük bir para değil diye düşünüyorum. Oraya abone olup hem destek olursunuz çünkü oradan kazandığımız parayı ben cebime koyup bir daha harcamıyorum. Onu da çok dinlendirmek istemiyorum ama farklı bir projem var onunla ilgili. Siz de hem eğitim almış olacaksınız hem de bu projemize destek olmuş olacaksınız. Bekliyorum desteklerinizi o konuda da. Bu arada 5000'e herhalde ben bu videoyu çekerken bir 10 kişi kalmıştı ama akşam yayınlayacağım. 5000'i bulacağız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Nice 5000'lere, 50.000'lere, 500.000'lere. Ben şunu istemiyorum. Ben sporcuyum. Ne olursa olsun sizden de ricam. Olur ya çünkü sonuçta insanım. Yarın bugün 100.000 olur, 500.000 olur. Havalara girdim falan. Öyle bir şey hissettiğinizde mutlaka bana yazın. Çünkü ben sporcuyum, ben çizgimi bozmak istemiyorum ama olur ya bozarsam da sizlerin desteğiyle tekrar o yola girmek isterim. Yani ben görüyorum çünkü biraz fazla para kazanınca insanlar iyice sapıtıyor. Ne bileyim işte daha çok abone olun. Ben onun peşinde değilim. Amacım boksu öğretmek hakkıyla umarım yapıyorumdur. Dediğim gibi destek olursanız sevinirim ama hatalarımı gördüğünüzde de mutlaka uyarın beni arkadaşlar. Ben evliya değilim, Yavuz hocayım. Hoşçakalın arkadaşlar ve boksa kalın.